İran yönetiminin Azerbaycan'a karşı düşmanca hareket etmesinin ardından İran'da birçok siyasi ve diplomat Azerbaycan ve Türkiye'yi tehdit ederken, Tahran'ın Türk düşmanlığı da görülmüş oldu. İranlı siyasi strateji uzmanı Sadeh Malaki, Türkiye ile İran arasında bir savaşın muhtemel olduğunu açıkladı. Kuşkusuz Rusya'nın Güney Kafkasya'daki olaylarda önemli bir oyuncu olduğunu belirten İranlı uzman, 44 günlük savaş ve Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakların kurtarması ya da bölgedeki güncel olaylar Moskova'nın bilgisi ve koordinasyonu olmadan gerçekleşemezdi, dedi. Kafkasya'nın her zaman Rusların arka bahçesi olduğunu vurgulayan uzman, şu anda bu coğrafyada karmaşık ve çok yönlü bir oyun şekilleniyor. Bu oyunun büyüklüğünü ve nasıl gelişeceğini bilmek, özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Belki de Moskova ve Washington, yazılı olmayan bir anlaşma ile İran-Türkiye savaşına karşı yeni bir fiili savaş hazırlıyorlar, bu da Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan savaşının bir örneği olacak. Ancak Tahran'a ve Ankara'ya yıkım pahasına daha pahalıya mal olacak. Şüphesiz Türkiye ve Azerbaycan, Tahran ile en iyi düzeyde ilişkilere rağmen İran'ı bir rakip olarak görüyorlar. Ancak bu rekabet düşmanlık içinde büyümemelidir. İran ve komşuları arasındaki bu durumun yüksek sesle çağrılmamasının birçok nedeni var. Bununla birlikte, Pan-Türkizm ve Pan-Farsizm hakkındaki fikirler, son krizin ardındaki itici güçtür, eğer kontrol edilmiyorlarsa, savaş olası bir ihtimaldir, dedi. İran Parlamentosu Başkanlık Üyesi Muhsin Dehnavi, sosyal medya hesabından Azerbaycan hükümetini tehdit etti. Azerbaycan liderliğinin iki ülke arasındaki gerilimi durdurması gerektiğini yazan Dehvani, Bakü hükümet yetkilileri, İran'ın dini liderinin temsilcisinin cuma namazı için kaldığı yeri kapatarak son verdi. İsrail insansız hava araçlarına sarılmak yerine, Aliyev'in gerilimi durdurması daha iyi, yoksa füzelerin gürültüsüyle uyanacaklar. Bakü'deki büyükelçimiz görevlerini kararlılıkla yerine getirmelidir, dedi. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Gülru da Bakü'yü Suriye'de savaşan milisleri Kafkasya'ya yerleştirmekle suçladı. Abbas Gülru, Karabağ bölgesindeki gerilim ve krizin, bu olaylarda büyük rol oynayan yabancı aktörlerin müdahalesi de dahil olmak üzere çok köklü ve önemli bir yabancı unsurdan kaynaklandığını belirterek, şu anda bölgede yaşananlar, bölgedeki bazı ülkelerin hırslarından kaynaklanıyor. Suriye halkını 10 yıllık krizi kabul etmeye zorlayan akımın aynısıdır. Onların krizi Suriye'de yüz binlerce insanı öldürdü ve yaraladı, birçok evi yıktı ve Suriye'yi yanan bir ülkeye dönüştürdü. Şimdi Azerbaycan hükümeti için asıl soru şu. Acaba onlar da ülkesini bir gerilim merkezine ve yabancı oyuncuların savaştığı bir yere dönüştürmek isteyip istemediklerini merak ediyorum. Ancak bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor diye konuştu. Abbas Gülru, Ali Hamaney'in konuyla ilgili tutumunu hatırlatarak, ülkenin dini liderinin söyledikleri tüm söylentileri bitiriyor. Bu hiçbir yabancı güç veya oyuncunun, Azerbaycan ve Ermenistan dahil bölge ülkelerinin menfaatini istemediği ve ellerinin bu bölgeden kesilmesi gerektiği anlamına geliyor. İlham Aliyev'in bu konuyu akıllıca ve dikkatli bir şekilde yönetmesi ve ülkesini başkalarının oyununa getirmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ama yapmazsa tabii ki, ilk etapta Azerbaycan'ın kendisi zarar görecektir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti böyle bir şey istemiyor, dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Siyasi ve İdeolojik Dairesi Başkan Yardımcısı Resul Senayirad, İran-Azerbaycan sınırındaki olaylar hakkında konuştu. Senayirad, İran'ın kuzeybatı sınırında yaşananların arkasında Siyonist rejimin olduğunu ve bazı bölge ötesi güçlerin Tahran'ın komşularını bir araç olarak kullanmak niyetinde olduğunu söyledi. Senayirad, ülkenin kuzeybatısında yaptığımız askeri tatbikatlar, bu oyunun arkasındaki taraflara güçlü bir mesaj verdi. Yani, ister tekfirci olsun ister Siyonist olsun, teröristlerin sınırlarımıza yuva kurmasına izin vermeyeceğiz. Bir kez daha İran, bölgedeki herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı çıkıyor ve toprak bütünlüğünü korumayı, uluslararası hukuka uymayı ve komşularının haklarına saygı duymayı önemli görüyor, dedi.
Gürcü siyasi analist Gelavaşadze, İran hakkında konuşurken çok ilginç bir noktaya dikkat çekmek gerektiğini, Tahran'ın neden komşu Irak'ta Türk askerleri veya Ermenistan'da büyük bir Rus askeri değil de Azerbaycan'da İsrail ordusunu hayal ettiğini sordu. Uzman, Tahran'ın komşu ülkelerinde üçüncü güçlerin askeri varlığından bahsediyoruz. Peki bu İranlı sekreter neden tweetini İbranice yazdı? Tahran, sınırlarına yakın İsrail askerlerinin olduğunu mu gösteriyor? Türk askerleri Irak'ta ve büyük bir Rus askeri birliği Ermenistan'da konuşlanmış, peki bu tweet neden Türkçe veya Rusça yazılmıyor? Bu çok ilginç. İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü istemeyen ülkelerden biri. Bu ülke her fırsatta Azerbaycan'ı ezmeye çalışıyor. İran'da milyonlarca etnik Azerbaycanlı yaşamasına rağmen Azerbaycan'ın Tahran için bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum ve İran'ın saldırganlığının nedeni de bu. Mesele şu ki, İran son yıllarda bir dini müdahale politikası seçmiştir. Bunu Irak ve Suriye'de de gördük. Tahran'ın aynı şeyi Azerbaycan'da yapmaya çalışmayacağının garantisi yok. Diğer her şey durumsaldır. Sorunun kökü, Tahran'ın Azerbaycan'ın devlet politikasını Azerbaycan içinde dini araçlar kullanarak etkilemeye çalışmasıdır. Bu Tahran'ın gizli taktiğidir diye konuştu. Rusya Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ iddialarından tamamen vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Paşinyan arasında ikili bir görüşme olması durumunda önceden hazırlıklar olacağını belirten Rus uzman, bu da bazı ilk kararların verileceği anlamına geliyor. Bunları Azerbaycan ve Ermenistan liderleri açıklayacak. Bütün bunlar, müzakerelerin gerçekten devam ettiği ve sonuç almaya yakın olduğu anlamına geliyor. Bana öyle geliyor ki bu, 10 Kasım üçlü açıklamasında dile getirilen parametrelerde bir gelişme olabilir. Ulaşım kısıtlamaların kaldırılmasından ve insani sorunların çözümünden bahsediyoruz, dedi. Paşinyan'ın Litvanya'daki açıklamalarını değerlendiren uzman, Paşinyan'ın geçen yıl Kasım ayında Moskova'da varılan barış anlaşmalarının uygulanmasına gerçekten odaklandığını düşünüyorum. Paşinyan, Karabağ iddialarından tamamen vazgeçmeye hazır. Ancak bunun için zamana ihtiyacı var. Çünkü Ermeni kamuoyu buna karşı çıkacaktır. Ermeni toplumu ve diaspora, savaştan sonra toprakların sahiplerine iadesini kabul etmelidir. Bundan sonra, iletişim ve diğer konuların açılmasına alışmaları gerekecek. Paşinyan, toprakları Azerbaycan'a teslim etmesine rağmen, Ermenistan'da Haziran seçimlerinde seçmenlerden büyük destek aldı. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gücü sayesinde toprakların geri alındığı açıktır. Ancak Ermenistan Başbakanı, Ermeni ordusunun zayıflığından büyük ölçüde sorumludur. Elbette Karabağ iddialarını reddeden Paşinyan, koşulları ortaya koymaya çalışacak, her şeyden önce bu Karabağ Ermenileri için bir rözerklik unsurudur. Ancak genel olarak yapıcı adımlar atmaya hazır. Ermenistan Başbakanı, Karabağ'ın tamamının Azerbaycan olduğunu anlıyor. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur ve bunu kabul etmek zorunda kalacak, dedi. Paşinyan'ın Azerbaycan hükümetinin Karabağ topraklarının tamamını kontrol ettiğini kabul etmek niyetinde olduğunu anlatan uzman, toprak bütünlüğünü tanımak bir şeydir. Ancak Karabağ'daki her ofis binasının üzerinde Azerbaycan bayrağının dalgalanacağını kabul etmek başka bir şeydir. Bu nedenle Paşinyan'ın bu iki noktayı kabul etmeye hazır olduğunu söylemek istiyorum, diye konuştu.